Evet dostlar, yeni bir bölümde birlikteyiz. Uzun zamandan beri evdeyiz biliyorsunuz. Koronavirüs pandemisi sebebiyle dünya genelinde büyük bir salgın ve bir felaket yaşanıyor. Maalesef böyle günleri, böyle tarih yazılan günleri bizler de şahit olduk, tanık olduk, yaşıyoruz. Bayağıdır da motora binmiyoruz. Bugün işte cumartesi, pazar, bugün cuma. Cumartesi, pazar yine sokağa çıkma yasağı var biliyorsunuz 31 il için. Dolayısıyla bundan önce şöyle motorumuzu bir çalıştıralım. Bir akümüz kendisine gelsin. Hem de sizler için en azından şöyle keyifle izleyebileceğiniz bir bölüm yapalım düşüncesiyle bir dışarı attık kendimizi. Şimdi çok yakınımda olan Honda bayisi Güngör Motor var. Epeydir uğramamıştım oraya. Onları bir ziyarete gidiyorum. Şu an motosiklet piyasasında durum ne? Bir bakalım, bir konuşalım, bir sohbet edelim. Yine bir tadilat yapmışlardı, bir aksesuar bölümleri var. Orada ne gibi ürünler var? Şöyle yaza hazırlık, inşallah bu koronavirüs salgını başımızdan def edersek yaz sürüşleri için ne gibi ekipmanlar alabiliriz? Hem bunlara bir bakalım hem de bunları sizlerle bir paylaşalım istedim. Dolayısıyla bu vesileyle kendimizi motorumuza attık ve gerçekten uzun süreden beri binmediğimiz için motorumuza moral düzeltme çalışması gibi bir şey oldu. Hava da güzel, güneşli. İnsanlar da sokağa çıkma yasağından önceki gün olması sebebiyle de bayağı dışarıdalar, kalabalık. Yani neredeyse normal bir trafik seyri var gibi görünüyor yollarda. Araç trafiği var gibi görünüyor. Abi bunu veriyorum, Afrika Twin alıyorum, olur mu? Evet dostlar, şimdi Güngör Motor'un aksesuar bölümündeyiz. Yenilendi bölüm, yenilenmiş daha doğrusu. Kask bölümümüz var, bizim kaskımız soruluyor. Buna bir bölüm yapmıştım ben, hatırlarsanız. GT Air modeli, benim de oldukça memnun olduğum bir model. Buradan da, burada da var yine modeller arasında. Bakalım. Yine açılır tip. Evet, yine Shoei'nin değişik modelleri. DS2 kaskı da var yine. DS2 bu arada güzel dizaynlı kasklar yapıyor. Mesela şu gayet hoş. Şöyle bakalım. Birazdan bilgi de alacağız. Bunlarla ilgili. Evet, güzel. Şu sarıyı beğendim.
Yine eldiven bölümü, eldivenlerimiz var. Yazı hazırlık kapsamında şöyle fileli, hem koruma sağlayan hem fileli tip eldivenler benim de ihtiyacım olacak. Aşağı yukarı 3 yıldır aynı eldiveni kullanıyorum. Five Blows'un eldiveni benim eldivenim. Çok memnunum bu eldivenden. Bunun yerini tutabilecek yine bir eldiven bakmak lazım. Evet, bu bölümde montlarımız var. Şöyle bakalım. Revit'in. Evet, yazlık modeli. Şöyle body armor tarzı. Yazın bunlar bayağı kullanışlı oluyor aslında. Ne kadarmış? 495 liraymış. Evet, şu Revit'in bir modeli. Bu da 185 euro. Güzel, hoş. Ve kampçılarımızın olmazsa olmazı Stanley termoslar. Biliyorsunuz dünyaca ünlü bir marka. Fiyatı tabii ona göre. Ama gerçekten kendini kanıtlamış. Aslında benim de bir ihtiyacım var bununla ilgili. Bakalım kendimize güzel bir şey bulabilecek miyiz burada. Termos. Güngör Motor Elif Hanım'la birlikteyiz şu an. Bize mevcut aksesuarlar hakkında bilgilendirecek. Benim birkaç sorum olacak. Merhaba. Takipçilerimiz de merak ediyordur mutlaka. Şimdi Shoei bölümünü gördüm burada, baktım. Şurada mesela benim de kullanmış olduğum Shoei'nin GT Air kaskı var. Air 1. Şu an fiyatı nedir onun? Ürünlerimiz kampanyada. Kampanyamız devam ediyor. GT Air 675 euro ama üzerinden 130 kampanyamız mevcut. 675 euro TL yaparsak ne geliyor? Yani indirimden sonra 3000 lira civarında falan geliyor. Tamam, ben aldığımda doğru. Yani şu anki konjonktürde zaten dengelemek çok zor. Uzun zamandır kampanyamız devam ediyor. 2 yıldan beri. Kampanyadaki ürünlerimizi tabii isterseniz bedenler kırıldı. Belli bedenler. Belli bedenler de var. Yani her istediğimiz bedeni. Mesela bu S, ben medium kullanıyorum. Medium'u yok. Yok. En çok giden beden zaten large. Large mı? Bunlar ilk tükenen bedenler. Large ve medium. Small'lar kalıyor. Bunlar genelde small. Evet, ilk saç. Bunlar şu anda şey mi? Hepsi kampanyalı mı? Şu an gördüğümüz kaskların hepsi. Yeni sezon. Tamam, onlara bakalım. Onu soracağım. Mesela Eki, evet biliyorum bunu. Medium tam bana göre olan model mesela bu. Bunu mesela almak istesek ne kadar alırız? Evet, bu 745 euro. Bunun özelliği şu yan tarafa. Evet, buraya intercom değil mi? Cihazımı takabiliyoruz. Aynı. Diğer özellikleri aynı diye biliyorum ben. GT Air 1 şeyle. Kasa biraz farklı. Arka havalandırma hepsi biraz farklı. En havalandırması benzer. Kasa da biraz farklılıklar var. Aa, ben çok memnun kaldığım bir kask. Özellikle uzun yolculuklarda rüzgardan etkilenmemesi çok güzel. O açıdan bayağı memnunum. Şu kaskları zaten her şeyin memnun. Hem konforlu hem güvenli. Şu iki yer sonrasında bir sonraki. Pek tercih edemiyor değil mi? Şurada o enduro tarzı bir kask görüyorum şu oyunu. Daha önce görmemiştim. Bu bedeni neymiş bunun? Small mu? Bunda da beden yok tahmin ediyorum değil mi? Bayağı hafifmiş bu arada. Bunda beden bir iki tane var ama her bedenimiz bunda da yok. Evet. Evet, şu Shoei'den başka bir de LS2 var değil mi? Evet, genel ağırlıklı Shoei ve LS2 grubu. Nolan da var ama onlar çok adetli. Evet. Yani ağırlıklı. Şimdi LS2 de benim ilk kaskım. LS2'nin bir şeyini, kaskımı kullanıyordum. Genel olarak iyiydi ama biraz işte polikarbon olması sebebiyle ağır geliyordu. Ondan dolayı zaten biraz da havalandırması bir sıkıntıydı ama genel olarak kalite olarak iyi kasklar diyebiliyorum. Evet, fiyat performans. Mesela burada genç arkadaşlar için çok güzel modeller gördüm ben. Evet.
sarı, yeşil, turuncu, bunlar da reseptör alanları. Şunlar da var mı mesela, şey parlıyor mu bunlar gece? Yok. Rapid modeli. Evet. O gördüğünüz sıra komple. Güzel. Biraz şey yapmışlar sanki, bunun da açısını, görüş açısını biraz genişletmişler. Biraz daha dar gibiydi benim hatırladığım. Benim modelde en azından öyle. Yine burada şunlar şöyle herhalde. Evet, onlar şöyle QS modelleri. Evet. 635 lira. Şunlar nedir mesela, bu rapid modellerinin fiyatı? 430 lira. Tek renk olanlar 399 lira. Peki LS2'deki en pahalı, yani karbon özellikle kask var mı burada mesela şu an? Direkt karbon yok. Direkt karbon. LS2'nin 1500 lira civarı. Şey mi bu? Yine polikarbon mu yoksa? Fiberglass. Fiberglass değil mi? Tamam. Fiberglass. Şu modeli var. Evet, onu ben internette görmüştüm. Çok farklı, çok güzel bir model. Evet. Bu çene açıları değil. Bu hem kapalı kask gibi oluyor. Hem de komple açılıyor. Jet kask. Jet kask. Çok güzel. Ağırlık merkezi tamamen ağırlık. Arkaya gidiyor. Dolayısıyla şurada bir şey yapmamış oluyor. Evet. Bunun çok biraz daha farklı malzemesi. Daha sağlam. Bu dönüştürülmüş kesik polimer alaşımlı bir kapı kutusu var. Çok sağlam. Vizörü çok sağlam. Özellikle. Bayağı kalın bir vizörü var değil mi? Kalın. Hı-hı. Gayet korunaklı bir modelimiz. Vidaları keza içeri açıklara nazaran zaten garantisi var. 5 yıl gayet iyi. Fiyatı ne? Onu soralım hemen. Bu 1850 lira. 1850 lira. Renkleri de var. Var. Oradan çıktı. 1850, 1900 o civarlarda. Renkleri fiyat fark edebiliyor. Ama çok güzel bir model. Yani kullanıcıları da var. Tercih edilen bir model yani, değil mi? Şuralar falan değil mi? Burası tüm ovalar falan. Güzel. Hem sağlam hem o şekilde açılıyor olması bir avantaj. Yani. Vizörü tekrar açmanıza gerek kalmıyor. Birlikte. Güzel. Güzel. Ha, bunlar da tabii. Evet, yani güzel kasklar. Bunlar yine fiber özellikli mi yoksa polikarbon mu? Değil mi? Ne kadar? 1500 civarı falan mı? Aynen. O zaman bu. Yani 1500 lira civarı mı? O civarda. Güzel. Modelleri de, modeli de güzel yani kask. Güzel. Şimdi mesela ben yazlık bir mont, yani üzerinde kullandığım bir montum var. Yazlık bir mont bana ne önerebilirsiniz almak istersen? Bizim için de farklı mekanlara gittiğinde böyle motor gibi görmek istemiyorlar. Daha genişliğinde ortama ekledi olacak istiyorlar. Bunlar tamamen genişliğinde ekip olabilir benim için. Şık bir model. Renkleri var tabi, siyah, bu renk gri şeklinde renk oluyor. Onun fiyatı ne kadar mesela? Bu 185 lira. 185 lira, makul. Bu tamamen renk. Ama güzel bir de bu da. Bu modeli. Şimdi o biraz daha bana uygun çünkü benim motorum NC750X. Dolayısıyla hani biraz uzun yol şey yaptığım için hani şehir içi belki şu biraz daha şey ama mesela bunu almak istesek ne kadar ödeyeceğiz? 235 euro. Yüksek korumaları mevcut. Sırt korumaları harici. Onu da ESC soktum. Çok güvenli bir
sütkumuz var. Onu kullanıyoruz. Göstermiş olduğum montla yine sırt koruması yok ancak omuz ve dirsek koruması mevcut. Mevcut. Sırt koruması için yeri var mı bu montun? Var. Cepleri var. Bedenine göre de numaralarına uyan sırt koruması. Ben de zaten kendim sonradan almıştım. Mesela benim montumda yoktu sırt koruması. Cebi olduğu için sonradan aldım, onu kullandım. Zaten çok şık, fork modeli var. Güzel, tam yazlık bu herhalde. Evet, bir de yazlık. Bir özelliği de var. Bunun içerisinde yağmurlu da var. He. O hem rüzgardan... O çıkıyor mu peki içindeki? Ayrılabiliyor. Ayrılabiliyor. Güzelmiş ya. Ama içerisindeyken de yolda giderken böyle öf yağmur yakalanmıyorsa... Güzel. Koruyacak bir özellik. Ne kadar? 235 euro. Güzelmiş o. Biraz daha şeyi de uzun galiba, hani dik oturuş pozisyonuna daha uygun bir monta benzettim ben. Ama tamamen dik oturuş uygun. Dik mevsim diye de tabir ediyorum. Hı hı. Bir yazı tamamen entegre olabiliyor. Neden modeli var sürekli. Bu da yine beden boyu daha uzundur. Evet. İçerisinde bunun da içliği var. Hem yağmurdan, hem soğuktan, rüzgardan koruyor. Tabii, tamamen karakışta düşürüyor. Fileli olması da yazın evet. Kullanabiliyoruz yani. Çok rahatsız etmeden. Tamamen yazın. Evet. İkincisi yine bu fiyat olarak 345 euro. Bu şöyle bir model var. İçli gayet güçlü bir içliği var, koruyucu bir içliği var. Yine çıkarınca tamamen file kalıyor, yaza indiriyor. Bu da yine renk alternatifleri mevcut. Pardon, biraz daha fiyat olarak 95 euro fiyatı. Yine mevcut. Yine omuz koruma, sırt koruma mevcut. Pardon, dirsek koruma, sırt koruma yine harici olarak. Başka ne markamız var mı? Revit. Yani Revit burası tabii kalite ve fiyatı yani yüksek ama kalitesi de ona göre olan bir mont. Güzel. Şey görünürlüğü de arttırıcı bir model. Bu içerisinde olduğu sürece yağmurdan koruma özelliği var. Aynı zamanda rüzgardan da katı koruyor. Ne kadar onun fiyatı? 339 euro. 339 euro. Tamam. Bu da yine sizin beden boyutu. Dik oturuşa uygun. Ya ben aslında bir de Five Gloves'un bir şeyini, eldiveni kullanıyorum yazlık. 3 senedir artık yıpranmaya başladı. Yazlık bir eldiven düşünüyorum. Çok memnundum o eldivenden. Hem güvenlik olsun hem hafifliği olsun. Burada mesela bana ne önerebilirsiniz yazlık eldiven olarak? Eldivenlerde yine Revit marka olarak Revit Vexo ağırlıklı. Yani diyelim ki benim mesela bir 400 lira bütçem var. Eldivene vereyim dedim 400 lira kaliteli olsun. Var mı 400 lira eldiven? Yok mu? 400 liraya Revit olmaz. Olmaz. Peki başka bir şey verelim. Ben yeni bir markamız. Yani mağazamızda daha önce yoktu. Bir tane Biker jeans değil mi? Evet. Tamam. 1 euro, biri büyük eldiven, yazlık. Gayet. Terletme yapmaz mı? Yani kullanıcılardan herhangi bir şikayet almadık sonra. Yok, içi şeymiş. Revitlerin fiyatlarına kadar. Revitlerin adil edilenleri 95 euro. Revit'in önerebileceğim bu model en çok hatta böyle bir rahatlığı önerilerimiz bu modeldir. 100 euro fiyatı ama çok rahat, çok soft, çok yumuşak hem deri hem tekstil. Formaları da çok güçlü ama giydiğiniz zaman böyle sıkıştıran rahatsız bir şey olmuyor. Evet. Konforlu bir eldiven. Anladım. Bunu söyleyebiliriz. Bunu diyor ama en çok önemli bir eldivenlerden değil. Bunun dışında Revit'in en böyle fiyat olarak da birazcık yüksek ama kullanıcıdan yanılmaz bir eldiven. Memnun oldu. Ama bunu bu modelin hayalini kurduğu için
Kullanıcıları inanılmaz memnun, inanılmaz rahatlar. Çok da güçlü kullanıcıları var. Bu da verebileceğiniz modeller arasında. Teşekkürler. Onlar şey mi? Honda'nın orijinal. Mont. Güzel. Evet, Honda motosiklete biniyorsanız ve orijinal Honda tişörtleri, sweatshirtleri kullanmak istiyorsanız burada bunları da evet mağazada var, tercih edebilirsiniz dostlar. Peki şemsi. Evet. Bunlar şey yarışlarda falan kullanıyorlar galiba değil mi? Bu şemsiyeler böyle güneşin altında falan. Peki Elif Hanım'a teşekkür ediyoruz. Bizi bilgilendirdi. Sağ olsun. İsteyen arkadaşları da buraya mağazaya bekliyorsunuz. Peki teşekkür ederim. Dostlar, bir bölümümüzün daha sonuna geldik. Umarım bu bölümümüzden keyif almışsınızdır. Her zaman dediğimiz gibi, hayat motorla güzel, motorla kalın, hoşça kalın.